savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar, nasılsınız, umarım iyisiniz, umarım keyiflerde yerindedir. Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım abi, mükemmel bir video olacak bu çünkü bugün inanılmaz modum yerinde. Neden? Riot yıllar sonra bir işi düzgün yapmış abi, hiç ummadığım bir şekilde güzel bir güncelleme geldi oyuna. Ben aşırı beğendim güncellemeyi, çok hoşuma gitti. Oyundaki değişiklikleri başta çok yadırgamıştık ilk güncelleme notlarında izlediğimizde. Bu ne abi, bunlar ne saçmalıyor falan demiştik hatırlarsanız ama şu an oyunu girip oynadığımda gayet zevkli, gayet keyifli bir güncelleme olmuş. Oyunun sıkıntısı neydi? Size öncelikle ondan bahsedelim abi. Oyunun en büyük sıkıntısı monotonluk ve sarmamasıydı. Yani iki maçtan sonra üçüncü maçı atamamamızdı. Şimdi oyuna yeni bir güncelleme geldi. Yeni şampiyon geldi. Lissandra geldi. Ben direkt kostümünü aldım. Çoğu hero'nun kostüm renklendirmesini getirmişler. Bilgisayardaki gibi Seraphine'de ve Lissandra'da var. 7 tane 8 tane renklendirme getirmişler ama şu an nasıl alındığı hakkında bir bilgimiz maalesef mevcut değil. Nasıl alındığını bilmiyoruz. Onun dışında alametler değişti. Artık 2 tane alamet çıkıyor. Yani alametler artık eskisi gibi kuleye tek atmıyor. Daha da biraz daha güçsüz halinde diyelim alametler için. Artık maalesef ejderha daha önemli. Bundan sonra direkt jungle oynayanlar için İlk ejderha fokus olacaktır. Alameti tercih edenler çok olmayacaktır. Çünkü alametler biraz daha arka planlara atıldı abi. Yeni gelen güncellemeyle beraber. Yine nerfler, bufflar var. Onlara değiniriz. Oyunun ayarlar kısmı değişti. Rol kısmı değişti. Mid lane leveller seviyesinin emojilerini falan değiştirdiler. Oyunda fena değişiklikler var. Ve tam anlamıyla baktığımızda değişikliklerin hepsini ben beğendim. Biliyorsunuz Riot'la partner değilim ve her gelen güncellemede, her gelen yenilikte ben oyuna gömerdim. Tarafsız bir şekilde gömerdim. Riot'la partner değilim. Hani Riot'u övmek zorunda da değilim. Beni yanlış anlamayın. Beraber çalışmadığımız için. Şu an çok içten bir şekilde övüyorum. Ben çok memnun kaldım güncellemeden. İnanılmaz beğendim. Oyun keyifli olmuş. Oyunun monotonluğu gitmiş abi. Yani bu iki maç attım, üçüncüyü atmam mantığından çıkmışlar. Çünkü her maç farklı bir şey oluyor. Her maç farklı bir rotasyon dönüyor oyunda. Artık biraz daha keyifli olmuş. Koridor safhasında arkadaşlar yukarıdan aşağı drop düşüyor. Çok da önemli şeyler değil. Yani oyunu çok etkilemiyor aslında. İnanılmaz güçlendiren ya da inanılmaz zayıflatan şeyler değil sizi. Onun dışında söyleyebileceğim başka neler var diye düşünüyorum. Ayarlar kısmına şöyle soluk, canlı, klasik vesaire şeyinden getirmişler. Telefonlarınızın kasmaması için birkaç ayar getirilmiş. Onların hepsine değineceğim. Bir ayarlar videosu çekeceğim. Öncelikle videonun başında arkadaşlar bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu videonun hype kısmını parçalayalım. Videoya like attıktan sonra hype butonu geliyor arkadaşlar. Hype butonunu kıralım. En yüksek puanı, hype puanını bu videoda toplayalım. O yüzden like attıktan sonra hype butonuna lütfen kesinlikle basın. Her hafta 3 kere atabiliyorsunuz. Bu hafta sıfırlandı. Bu videoda abi parçalayalım hype butonu. Şimdi yeni gelen hero'muz Lissandra hakkında biraz konuşacağım. Çok basit bir şampiyon zaten esasında. Çok da değinmeye gerek yok. Gelecek mi? Geldi. Şöyle Ignite'ı koydum kafasına kanka. Bunu keserim ben. Şöyle Q'yu da bastım. Bariyeri bastı. Ben de bir bariyer atıp bir düz vuruş daha ve kestim. Nice. Dur minyonlar ölmeyelim aman diyeyim. Şampiyon abi çok basit. Q'su ileri doğru şey atıyor böyle. Bir şeyler atıyor, damage veriyor. W'su etraftaki herkesi stunlıyor. E'si de arkadaşlar oyun yapmanıza, ışınlanmanıza yarıyor. O yüzden sıçra kullanmıyoruz. Mesela E'yi bastım gidiyor ya. Bastığımda E'nin bittiği yere gidiyorum abi. Anladınız mı? Mantık bu. W'de bastığımızda etraftaki her şeye stun atıyor. Bu etrafta ne varsa. Q'da damage veren yeteneğimiz abi. Buraya kadar her şey anladık. Zaten şampiyon çok basit. Anlaşılması zor bir şampiyon değil. Gördüğünüz gibi Q'yu basıyorum ve damage atıyorum. W'ya basıyorum. Bak E'yi attım. Hop gittim yanına, koydum stun'ı, koydum. Combo bu kadar. Hop adam ultimi de attım. Adamın ultisi olmadığı için. Böyle bir Q daha atsam ölecek. Ve adamı yerle bir ettim kanka. Duvardan duvara vurdum. Bu kadar basit arkadaşlar. Flash kullanmamama sebebimiz. Çünkü E'yi flash olarak kullanıyoruz. Şu minyonları da alalım. Yani ben inanılmaz beğendim. Hazır yeni güncelleme gelecekken, böyle bir yeni sezon başlayacakken böyle bir güncelleme gelmesi aşırı hoş olmuş açıkçası. Ben bayağı beğendim. Sizi bilmiyorum ama beni bayağı sardı.
oturur elo kasarız yani. Böyle sıkmaz oyun, anladın mı? Bu oyunun en büyük negatif noktası oyuncuyu sıkıp Kimse onları bunaltmasıydı. Son olarak yani oyunu Mobile Legends'a çeviriyorlar bir tık daha. Ben severim. Ben Mobile Legends'ı da severim. Oyunun Mobile Legends'a dönmesi doğru. Mesela yere drop düştü. Alıyorum kanka bunu. Evet, adam da geldiği için alamıyorum. Bariyerimi bastım. Ultisini kendine kullandı. Keşke oynamasaydım. Keşke oynamasaydım. Damage'im yeter diye düşündüm. Ultimin olmadığını unuttum. Keşke oynamasaydım. Sıkıntı yok. Oyunu Mobile Legends'a benzetmeye çalışıyorlar. Mobile Legends'a benzetilmesi doğru bir strateji. Kimse bunu yadırgamasın. Yok abi, Mobile Legends oynamak istesek Mobile Legends oynardık. Çart çurt demeyin. Mobile Legends dünyanın en çok oynanan oyunuysa, dünyayı kasıp kavuran bir oyunsa ve bu oyunda artık piyasaya girmek istiyorsa Mobile Legends'a benzemesi gerekiyor. Mobile Legends'a özenmesi gerekiyor. Son olarak ana menüye bir chat kaldı. Riot kankam, buradan sesimi duyuyorsanız lobiye, ana menüye, yani oyunun arayüzüne bir tane chat ekleyin kanka. Tek yapmanız gereken o kaldı. Ondan sonra oyuna all chat getirirsiniz. Tadından yenmez, bu oyun alır başını gider. Zaten her şeyi ben partnerliği bitirdikten sonra yapıyorsunuz. Bunu da yapın. Benim sizden istediğim hiçbir şey yok. Sadece o oyun lobisine chat'e de getirin. Kanka keyfimize bakalım. Sonra da all chat getirirsiniz zaten. Bak oyun nasıl tutuyor. Biz de zaten YouTube'da bunun ekmeğini öyle ya da böyle bir şekilde yeriz. En büyük kanal olduğumuz için her türlü biz kendi ekmeğimizi çıkartırız arkadaşlar. Yeni sezonda da hangi hero'yu kasarım bilmiyorum ama ulti atamıyorum. Lan yanlış oynadım. Eri iyi yiyelim. Güzel, o damage'i attık. O bizi... Aa, Garen geldi. Öldüm ben. Ya kanka konuşuyorum diye fokusum dağıldı arkadaşlar. Pardon. Çok pardon, hemen toplayacağım. Konuşunca fokusum dağıldı ya. Ne diyorduk? Yeni sezonda da bir hero kasacağız arkadaşlar. Yeni sezonda fokusumuz Vartif olacak kesinlikle. Yine solo queue kasacağız. Bugün sezon bitiyor. Gece 3'te yeni sezon başlamıyor. Gece 3'te yeni sezon bitiyor. Sabah 6-7'ye doğru yeni sezon başlıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ben Challenger bitiriyorum tabii ki de. Yeni sezonda da İmparator'u bitiririz diyelim ve artık maçımıza fokuslanalım abi. Q'muz böyle damage atıyor dedik. W'muz stun atıyor dedik. E'miz ışınlanmamıza yarıyor. Ultiyi hem kendinize hem rakibe kullanabiliyorsunuz. Kendinize ulti atarsanız kendinizi dondurup bir miktar can veriyorsunuz arkadaşlar kendinize. Rakibe ulti atarsanız öl artık. Güzel. Rakibi donduruyorsunuz ve damage atıyorsunuz. Pasifimizi rakip öldükten sonra yere klonu çıkıyor. Klonu patlıyor arkadaşlar. Damage veriyor bir miktar. Kostüm de gayet hoş olmuş. Oyuna böyle güncelleme getirdiklerinde, güzel bir şey yaptıklarında ben inanılmaz hype'lanıyorum. Bu zamana kadar abi oyunu ne gömüyorsun abi? Oyunu çok gömdün abi. Sen bu oyunun ekmeğini yiyip oyuna nasıl gömersin diyordunuz. Alın beyler, oyun gelişmeye açık bir şey yaptığında en büyük destekçisi ben olurum. Gelişmeye kapalı bir güncelleme getirdiğinde de en büyük hater'ı ben olurum bu oyunu. Çünkü doğru konuşanı 9 köyden kovarlar biliyorsunuz. Bu Timo niye mi sardı ya? Böyle bir damage atalım. Ultimiz var. Kendimize ya da Timo'ya atabiliriz. Oradaki eri mi yiyeceğim? Lan onu bir keşke ben yeseydim ha. Niye düşünemedik onu? Ha, yere drop geldi mesela. Üstünde duruyoruz. Ne verdi bize? Şu an bilmiyorum ne verdiğini. Bakayım. Hedef minyonları anında biçmeni sağlayarak ilave XP ve altın kazandırır diyor. Bunun bir range'i var. Evet, range'e giriyoruz ve tüm minyonları anında pushluyor musun? Yo, bir tane pushladı lan. Şöyle kendime biraz can vereyim. Timo flash attı. Oradaki eriyi de yedin. Ne erik yedin oğlum? Alttan yedin. Kendi koridorundaydın. Bu arada klasik maç girdiğimiz için arkadaşlar elo tabii ki düşük. Rakibin oynayışına çok takılmamanızı öneririm ben o yüzden. Zhonya'yı da alalım abi. Biraz kendimizi daha da koruyalım. Ölmeyelim en azından. Bu sadece bir Abi çatışma. yarın sezon başlasa da Savaş oynasak diye çoktan bekliyorum ya, bitmiştir. vallahi bak. Sezon başlasa da maç atsak, dereceli katsak diye bekliyorum. Daha önce en son böyle e-spor döneminde sarmıştı oyun beni. Biliyorsunuz e-spor muhabbetleri bittikten sonra oyun tamamen bitişe gittiği için keyif alamıyordum ama şu an sarıyor. Nick'imi de süresi dolduğunda değiştirip Prime Sicer'i yapacağım. Hepinizin isminin başına Prime koymaya davet ediyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bir kitle var. Ben ismimi ne zaman değiştirsem benimle beraber ismini değiştiren kankalarım var.
Sicele The CVP yaptık, oyunun yarısı The CVP oldu. Sicele The Broken yaptık, oyunun yarısı The Broken oldu. Şimdi Sicele Vassera'ydı, bundan sonra Prime Sicele yapacağız. Ben yaptıktan sonra Sicele ordusu da eminim ki isimlerini değiştirecektir. Kuleye vuralım Timo bizim üstümüze gelmeden. Şimdi öldün Timo. Kendime ulti atabilirim. Kuleyi tanklamak için ama gerek kalmadı. Şu arkamdaki çimenden inşallah biri çıkmaz. Tamam, şöyle E atalım. Şöyle kaçalım, güzel. LeBlanc gelse keşke ya. Bu E mekaniğini gördükçe aklıma LeBlanc geliyor. Şuraya kendimi ulti atıp oynar mıyım ölmeden? Bariyerim var, zonyam var. Burası totemli mi? Burası totemli anladığım kadarıyla. Hemen şöyle bir base atalım. Güzel. Seriye bağladı. Şöyle hızlı hızlı eyle gidelim abi ileriye. Asla dinlenmem. Timo'yu keseriz ya. Şöyle. Timo çok üstüme gelme, seni vallahi keserim. Bir saniye. Tamam. Timo, bak kanka hala üstüme gelmeye çalışıyorsun. Seni vallahi keserim. Aha. E dönsün seni kestim. Bak E dönsün seni kestim kanka, bak. Bak 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 bak, izle izle, oyuna bak. Aa, oradan biri geliyor. Garen geliyor galiba, evet. Sen bir yerinde dursana Reis. Allah'tan Timo'ya gitmemişim. Gitseydim büyük ihtimalle Nana Mokok olacak. Derken o ne lan? Ne çok midi darladınız. Bırakın şu adamı bir keseyim la. Bak Garen de bu taraflarda, biliyor musun? Yine de gelip bana destek olabilir mi bugün arkadaşlar? Kankalar. Oğlum adamların hepsi midde Reis. Nereye gidiyorsun sen öyle ya? Ben base atacağım. Çok vurmak istemiyorum. Midi inanılmaz darlıyorlar. Öyle böyle değil. Aha. Çok güzel ulti attım. Ölmüyor ki. Kanka adam ölmüyor ya. Öldü de biz de öldük. Ne anlamı kaldı? Bu işten ne anladım? Bilmiyorum. Üç kere öldük. Çok fazla öldük ama gold'umuz iyi ya. Karşı Lissandra da iyi abi. Mide de darlayıp darlayıp duruyorlar. Bir blaze yapamadık. Garen tank kasmasıyla abi iyi darlıyor bizi. Bu arada Garen nerf yedi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zonyan vardı aslında. Bariyerim vardı. Basabilirdim de. Bir an elim gitmedi. Neden bilmiyorum. Kaçış yok. Rakip ikiledi. Lissandra'yı bir keseceğim de. Aha. Ölecek o. Güzel. Güzel. Garen yayıncı fokus atıyor ya. Çok fazla beni darladılar abi bu oyun. Bir rahat oyun çeviremedik ki. Şimdi de Vladimir'i darlıyor. Ben bir şurayı puşlayayım. Şöyle bir Q ile 3 milyon alalım. Hepsi bana geliyor. Yo, Lux base atıyor. Bir yandan gözüm haritada Lux base atıyor. Bana buradan biri gelecek. Timo gelecek galiba. Ben... Aha. Aha. Öldüm ya. Timo da ölsün. Yok ölür mü kanka? Hemen topuk. Hemen topuk. Ben biliyordum böyle olacağını da. Boşa darladık ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biraz böyle boşa darlanmış gibi hissediyorum. Direkt orada keşke minyonları puşlamadan da çıkabilirdik ama olsun. Lissandra da çok kırılgan abi ya. Buna flash girmediğimiz için aslında flash mı girsek bariyer yerine? Takım sövüşmeyin lan. Yukarıda bir dövüş var. Takımda tank olmadığı için rahat oynayamıyorsunuz abi. Sizin bu hero'yu maksimum seviyede çalıştırmanız için takımda Braum, Alistar
falan lazım, böyle hardcore bir tank lazım ki o tankın arkasından oynayın. Helal. Takımda jungle Vladimir var, şaka gibi ya. Tamam, bunu da ben keseyim. Güzel. Kuleyi düşürelim kanka artık. Baron çıktı. Baron'un tipe bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Baron ne hale gelmiş. Baron'u kestikten sonra da Trax alıyorsunuz. Bu maç Baron'a gidebilirse size Trax'i de kullanıp göstermek istiyorum. Trax'in nasıl bir şey olduğunu. Bir tur Baron alabilirsek, Vladimir'le alacağımızı çok sanmıyorum da 36, 35, 30, 30 gold lazım. 30 gold bekleyelim. İtemi bitirelim de Lissandra'dan, Teemo'dan, Lux'tan kendimizi korumuş olalım. Tamam. Kraliçenin tacını bitirdik. Vladimir öldü. Oraya bir oynarım aslında da. Nasıl içlerine gireceğiz sırıtmadan? Ölecek o. Güzel. Bu da ölecek. Güzel. Teemo geliyor arkamdan. Bu da ölsün. Nereye gitti lan o? Canı çok az abi ha. Kendim ulti basacağım. Nice lan. Baron alır mıyız? O ne lan? Kanka Baron'u almamız lazım. Veigar midde farm atıyor ya. Abi fight attık, katliam attık. Baron, Baron, Vladimir. Kanka Baron. Hemşerim Baron alın da. Yukarıdaki minyonları pushlayalım. Eski gücünü geri getireceğim. O blue'yu ben alayım kanka yerden. Mid'i kuşlarken seni kessem kesebilir miyim? Ölecek mi? Üf, damage'e bak. Fatima çıktı. Şu Baron alalım kanka artık da videoda Trax göstereyim la. Az kalsın mantara çarpıyorduk. Aha. Abi şu Baron alamaz mıyız ya? ADC ile falan. Buradan Lissandra geliyor. Ultiye adamın kraliçenin tacını attım ultiye. Ulti çok kötü, ulti attım adamın kraliçenin tacına, ulti attım ya. Pardon pardon, my bad. Garen'i görünce heyecanlandım. Garen darlıyor abi ya. Garen'i görünce heyecanlandım. Çok sorry, çok my bad. Olur böyle vakalar. Lissandra olayı yakalar ama şu Baron'u alsak ya bir turda, onu da göstersek videoda. Direkt kaçman lazım. Lissandra seni yok eder. Ay ay ay, nice damage lan da öldün. Aha ölmedin lan. Olaksın'da ona nasıl tek atamadı, öldün. Lissandra kesecek, kesti. Lissandra'nın damage'i nice kanka ya. Vallahi midde oynanabilir bir şampiyon Lissandra. Çok sağlam damage atıyor. Sadece kendini koruyamayan bir şampiyon. Kendisini çok da mükemmel koruyabiliyor diyemeyiz bu şampiyon için. Baron'u alalım ya. Baron'u alalım da onu da göstereyim videoda. Ben alamam ki kanka, büyücüyüm. İki büyücüyüz. Bak Yasuo gelmiyor. Jungle Vladimir de gelmiyor reis. Ya. Kanka söylenecek çok şey var da. Modum moralim yerinde, güncellemeyi beğendiğim için bir şey söylemiyorum size şu an. Yoksa çok tatlı şeylerden bahsedebilirdik. Ben teleportla gidiyorum ya. Burayı da pushluyorlar. Boşa geldik teleportla buraya. Aa, buraya alalım. Vladimir. Yani söylenecek soğuk söz vardır reis. Hem ortam müsait değil, hem
Yaptığın meslek müsait değil, anlıyor musun? Seninle çıkışta konuşalım bazı şeyleri. Şimdi adamlar alacak bizim, bir saattir almadığımız var onu. Hadi Mecder de çıkıyor. Öldüm ben. Ya abi nasıl kesemedim onların ikisini de keserdim ya. Eren flash attı. Nasıl kesemedim lan? Damage nasıl yetmedi? Komboyu da kaçırmadık aslında ama. Çok öldük ya. Ben de öldüm. Vladimir dakika 18 oldu. Kanka sen tamam mı? Oynayacaksın TF'de aynen. Dakika 18 oldu ha. Baron alıyorlar. Bizimkiler oraya hiçbir şey yapamaz bence, o baronu verdik. Neyse, rakipten göstermiş oluruz. Milat gir lan içlerine. Yok kanka. Vladimir'den gıcacık olmaz, ben size söyleyeyim. Aha, Veigar fena tek atıyor lan. Güzel, mitte kim öldü? Bizden ne oldu ben anlamadım. Bir fight döndü ama. Ölecek bu, güzel. Sen de öleceksin, güzel. 3'e 2. Biz 3'üz abi, rakip 2. Kim kaldı? Garen Trax'i almış. Bak bak bak, görüyor musun bak. Eleman dönüştü Rıza baba. Onu nasıl keseriz lan? Bak bak bak, Reis Trax'e dönüştü, geliyor üstümüze. Oğlum etkilenmez diyor lan ultime. O ne öyle? Onu kesmemiz lazım. Onu kestiğimizde adamların baron gücü de hiçbir işe yaramıyor bu arada. Draven gelecek. Ben Draven'ın işlemeyecek. O güzel. Kalkanıma gitti. Sen bir yat aşağı. Dragon bizde mi? Bizde. Kes şunu. Güzel. Helal lan Vladimir. Bir işe yaradın sonunda var ya. Harbiden. Lissandra burada. O eriyi bana bırakır mısın canım benim? Eyvallah. Lux arkada. Oyun biter. Ya damage'imiz yetmez de yani. Flamini alırız. Hoş geldin. Arkada Lux var. Yasuo kesiyor onu. Oğlum yanlışlıkla kendime ult attım lan, adam atacaktı. Yine de bana öldü galiba. Yok ölmedi, güzel. Fena arkadaşlar. Güncelleme fena. Oyun da fena olmuş. Sarıyor. En azından sıkmıyor, bunaltmıyor. Ben çok beğendim. Vallahi yarını bekliyorum. Yeni sezon başsa da girip kassak bir şeyler diye. Ne kasacağız bilmiyorum. Metada ne varsa onu oynayacağız artık. O telefonu kasanlar için ayarlar videosu gelebilir. MVP olmuşuz bu arada. Güzel. Onun dışında arkadaşlar 38K'de match vurmuşuz, gayet güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya like butonunu kırın kanka. Hype butonu var ya, yok olsun. Hype butonunu kaybedin. Böyle bir hype butonuna abanalım. Bu videoyu trendlerde ilk ona sokalım. 1000 like'tan fazla bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda veya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. A lot of people want me dead. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.